Yap, işlet, devret modeliyle 2013 yılında temeli atılan ve bitiş tarihi yılan hikayesine dönen Bayraklı Şehir Hastanesi'nin açılışı bir kez daha mı erteleniyor? Yapımında çalışan emekçilerin haklarından, adaptasyon amaçlı gidip gelen sağlık personelinin sabah akşam kilometrelerce yürütülmesine kadar adı birçok skandalı anılan şehir efsanesi, yani şehir hastanesi, yap, işlet, beklet modeline geçmiş durumda. Şehir hastanesinin açılışıyla birlikte hangi hastaneler küçülmeye gidecek veya kapanacak belli değil. Hastanede kaç kişi istihdam edilecek belli değil. Hastanenin yönetim kadrosu o da belli değil. Özel şirketle hasta garantili anlaşma yapıldığı biliniyor. Ancak sözleşme şartları da belli değil. Hastane depreme dayanıklı mı? Belli değil. Ne zaman açılacak? O da belli değil. Tam bir muamma. Şimdi de hastanenin bazı bloklarının depreme karşı dayanıksız olmasından dolayı güçlendirme çalışmaları yapıldığı dile getiriliyor. Biz 2020 yılında bu bölgede meydana gelen depremde 117 canımızı kaybettik. Binlerce kişi evsiz kaldı. Hala mağduriyetleri devam ediyor. 3 yılda depremin yaralarını saramayanlarla 10 yıldır bir hastaneyi hizmete açamayanlar aynı kişiler. Sıfırdan bir inşaatın yapımını bile eline yüzüne bulaştıran AKP iktidarı 21 yılda bu ülkeyi yönetiyor. Gerçekten yeni yapılmış olan 01 hastanede güçlendirme çalışmaları yapılıyorsa burada anormal bir durum var demektir. Ülke yönetimi şeffaflıktan geçer. İzmir kamuoyunu aydınlatmak adına yetkilileri bu konuyla ilgili açıklama yapmaya davet ediyorum.